Merhaba. Arkadaşlar, bugün iki tabiat olayından bahsedeceğim ve bu olayı Kur'an'la ilişkilendireceğim. Biliyorsunuz bir süre önce Bangladeş'te bir camiye yıldırım düştü. Camiye yıldırım düştü. Burada 10 kişi öldü. 10 kişi de yaralandı. Dikkat edin, camiye, Allah'ın evine yıldırım düştü. Ve geçenlerde yine şiddetli yağışlarda Paris'te ki kuleye böyle çok şiddetli bir yıldırım isabet etti. Burada kimse ölmedi. Birkaç kere isabet etti Paris'te. Bir tanesi de bu kuleydi. Orada da kimse ölmedi. Şimdi niye ölmedi orada? Yani camiye düştü, öldü insanlar. Yıldırım ateştir. Yani elektrik yakıyor insanlar düştüğü zaman. Nereye düşüyor? Yükseklere düşüyor. Sivri uçlara, yükseklere. Toprakla iletişim kuran işte ağaçlara falan. Elektrik direklerine ıslandığı zaman oraya düşüyor. Bildiğimiz gibi yıldırım savar diye bir cihaz var. Paratoner deniliyor. Avrupa'da yüksek yerlerde bunlar kullanılıyor. Ve yıldırım düşmüyor. Yıldırımı etkisiz hale getiriyor. Toprağa veriyor. Bunu niye anlattım ikisini? Bangladeş'tekiler bağlamıyorlar şeye. Minareye yıldırım savar bağlamıyorlar. Diyorlar ki burası Allah'ın evi. Allah buraya yıldırım atar mı ya? Atmaz. Onun için de gerek yok diyorlar. İnançlılar adamlar bağlamıyorlar. Ama görüldüğü gibi Allah yıldırımını attı ve 10 kişiyi öldürdü. 10 kişiyi sakat bıraktı. Neden bunlar öyle şey yaptılar? Adamlar haklı. Aslında Bangladeş'tekiler haklı. Kur'an'a göre haklı. Kur'an'a göre haklı. Ayetimizi okuyalım. Bakın şimdi. Rad suresi 13. ayet. Rad suresi 13. Açın, okuyun arkadaşlar. Gök gürlemesi ona hamd ederek tesbih eder. Gök gürlemesi. Görülüyor yani gök bulutlar. Eksi artı işte iki koldan bildiğimiz şeyler. O gürültü Allah'a tesbih ediyormuş. Tesbih etmek yani Allah'a yüceltmek anlamındadır. Hesubhanallah dediler ya işte. Öyle bir şey o anlamda. Dua etmek anlamında. Gök gürültüsü Allah'a dua ediyor. Melekler de onun korkusundan tesbih ediyor. Melekler diyor, melekler bu gök gürültüsünün korkusundan Allah'a tesbih ediyor. Tesbih ediyor. Dikkat! O yıldırımlar gönderir. De onlarla dilediğini çarpar. Allah birini öldürmek istediği zaman yıldırım gönderiyor ve istediğini öldürüyor yıldırımla. Değerli insanlar, bilim, teknoloji, tanrıları ne yapıyor? Bir bir öldürüyor. Öldürüyor, mezara kömüyor. Tanrıları, bilim. Bilim ilerlediği zaman tanrı ölüyor. Örneğin ay tanrısı vardı. Hepimiz biliyoruz. Güneş tanrısı, depremler, yeraltı tanrısı, yağmur tanrısı, bulut tanrısı. Bunların hepsi tanrıları var. Bilim ilerledikçe, insan teknolojiyi yakaladıkça ayın nur olmadığını, tapılacak bir şey olmadığını anladı, gitti oraya ayak bastı ve o tanrıyı öldürdü. Yağmur tanrısını öldürdü. Bunları bilim öldürüyor tek tek. Aslında İslam'ın Allah'ın da öldürdü bilim. Bilim İslam'ın Allah'ın da öldürdü de çok korkunç bir ceza ile insanlar derilerinin yakılması, zıkkımların yenmesi, işte ahirette depeye kaynar suyun dökülmesi, efendime söylesem katran içilmesi, bu tür işkence figürleri
insanları korkuttuğu için şu an vazgeçemiyorlar. Aslında bilim Arap'ın el ilahını, Allah'ını öldürdü. Demin ne dedik? İki yere düştü, yıldırım düştü. Bangladeş'te inançlıları, yani Allah buraya yıldırım atmaz dediği yere atıldı, geldi, düştü. Orada insanlar öldü. Paris'te hiç kimse ölmedi. Çünkü yıldırım savar vardı orada. Ne oldu şimdi? Bu ayet, Allah yıldırımlar gönderir de onunla istediğini öldürür, çarpar. Demek ki Avrupa'da Arap'ın el ilahı, Allah'ı artık bu işi yapamıyor. Yapamıyor. Yıldırım savarı koymuş insan, orada sıfırlıyor, tamam. Ama Müslüman ülkesinde Allah hala geçerli orada, öldürüyor. Çünkü bilim ve teknolojiden uzak. Bilimin, teknolojinin olduğu yerde Arap'ın el ilahı öldü. Öldü. Rahmet olsun ona. Ama bizim gibi ülkelerde biraz daha bekleyeceğiz. O cenazeyi kılmamız için beklememiz gerekiyor. Evet, boşa çıkan ayet. Rad suresi 13. Geçersiz. Allah yıldırım atıp insanları öldüremez. Başka bir ayette görüşmek üzere. Hoşça kalın.